Merhaba sevgili Eko Başarı izleyicileri. Bugün de sizlere Konya Meram'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe öncü bir firmaya Cemre Hırdavat'a konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Mehmet Ali Semerci bulunmakta. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Mehmet Ali Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Ali Semerci, 1975, Konya Taşkent Balcılar'da doğumluyum. Bizim bu sektöre başlayalı yaklaşık 5 yıl oldu. Daha önce boya firmalarında pazarlamacılık ve yöneticilik yaptık. Biz bu sektörde aslında genç bir firmayız. 5 Beş yıl, yıldır 5 hizmet yıldır veriyorsunuz. hizmet veriyoruz. İki ortaklı bir firmayız. Murat Coşar benim ortağım, şu an kendisi burada yok. Peki Mehmet Ali Bey, burada Cemre Hırdavat olarak müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz sizlerden? Tabii biz bu sektöre başladığımız zaman diğer boya sektöründe çalıştığımız bilgi ve birikimleri bu sektöre yansıtmaya çalıştık. Aslında bu sektöre başladığımızda biraz daha böyle garip gelmişti bize. Bizim boya sektörü daha disiplinli bir sektördü. Ama hırdavat sektörü ona göre biraz daha böyle rahat bir sektör. Biz oradaki iş disiplinini buraya yansıtmaya çalıştık. Burada da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Peki burada sizleri yine tercih eden müşterilerinize kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? Biz şu an 8 kişilik bir ekipte hizmet vermekteyiz. Tabii biz bu sektörde 17 yılımız aynı sektör içinde yaşıyoruz. Çünkü boya sektörü ve hırdavat sektörü ikisi de aynı sektör olduğundan dolayı, birbirine iç içe yaşadığından dolayı biz müşteri bulmakta çok zorlanmıyoruz. Yıllardır çalıştığımız firmalara gerekli hizmetleri verdiğimizi düşünüyoruz. Bunun karşılığını da aldığımızı düşünüyoruz. Peki yine biliyorsunuz ki Mehmet Ali Bey sektörünüzde yalnız değilsiniz. Birçok rakibiniz bulunmakta. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğinizi öğrenebilir miyim? Aslında bizim hepimiz burada aynı hırdavat sektöründe toptancılık yapan firmalarla birlikte biz herkesi seviyoruz. Biz rakip olarak da kimseyi kendine rakip görmüyoruz. Herkesi bir kardeş olarak görüyoruz. Biz kendi hizmetimizi, kendi güvenimizi insanlara yansıttığımız müddetçe müşterilerimize zaten yıllardır tanıyorlar bizi. Tanıdıkları için de biz satışlarda çok sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyoruz ama kendimizi günümüzün şartlarında da geliştirmeye de devam ediyoruz. Peki Mehmet Ali Bey, biliyorsunuz ki son dönemlerde her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta. Sizler içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Bizim bulunduğumuz sektörün en büyük sıkıntısı KDV oranlarının çok yüksek oluşu. KDV oranı %18 bizim inşaat sektöründe. Bu turizm sektöründe 8. Giyimde, gıdada 8 bulabiliriz ama inşaat sektörü aslında garibanların bir sektör olmasına rağmen 18 ile devam ediyor. Bu %18 KDV'nin olması da dışarıdan bizim Anadolu'ya ve diğer İstanbul'da da Türkiye'nin dört bir tarafında kaçak faturasız malzemelerin girişini sağlıyor. Bu bizi biraz etkiliyor. Ama zorluklar anlamında da şunu düşünüyorum ben her zaman. Biz netice itibariyle İmtihan için geldiğimiz bu dünyada herkes aldığını verse, verdiğini alsa o zaman herkes esnaf olur diye düşünüyoruz. Peki Mehmet Ali Bey, bizler Cemre Hırdavat'ı ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedef ve projelerinizi öğrenebilir miyim? Aslında biz günü yaşamayı düşünüyoruz. Biz çok büyük hedefler koymuyoruz. Küçük hedefler de koymuyoruz. Bir firmanın ayaklarının üzerinde sağlam basarak ne kadar hedef koyuyorsa her yıl kendimize buna göre bir hedef koyuyoruz. İnşallah daha çok istihdam sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah temennimiz o. Buradan gençlere benim aslında söylemek istediğim çok şey var. Gençler günümüzde hangi firma olursa olsun ilk önce alacakları paranın hesabını elbette yapacaklar. Ama hedefledikleri bir mesleği seçmelerinde fayda var. Genç insanların daha çok böyle aktif olmaları gerekiyor. Daha çok özel sektörde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Devleti üniversiteyi bitirdiği zaman her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Bugün yetişmiş insanlara, kalifiye gençlere bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörüne ihtiyacı var.
Evet. Peki Mehmet Ali Bey, son olarak buradan sizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizim için en önemli şey, ticarette günümüzde herkes için önemli olması gerekir. Ticaret artık güven. Güvenle evet. Artık ticaret yapıyoruz. Biz mal alırken de güven bizim için esas. Çek, senet bunlar çok önemli değil artık günümüzde. Güven ön plana çıkıyor. Biz bu güveni verdiğimizi, yıllardır verdiğimizi düşünüyoruz. Biz bizimle çalışan müşterilerimize de biz güveniyoruz. Hepsini de çok seviyoruz. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı günler dileriz. Çok teşekkür ederim. Biz de çok sağ olun. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. İnşallah yine bekleriz. İnşallah. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.